Trabzonspor'la birlikte manşetler kısmını da noktalıyoruz değerli izleyenler. Şimdi bir Skype bağlantısıyla devam edeceğiz. Anadolu'dan Asya'ya uzanan bir futbol hikayesinin baş kahramanı bugün bizlerle birlikte Göktuğ Demiroğlu bizimle ve kariyerini konuşacağız kendisiyle. Göktuğ hoş geldin yayınımıza. Günaydın diyelim ilk önce. Nasılsın? Günaydın Demet Hanım. İyi günler diliyorum. İyiyim, teşekkür ederim. Hemen başlayalım istersen çünkü izleyicilerimiz de aslında senin kariyer planlamanı ve tabii orada nasıl bir yaşam sürdüğünü, nasıl bir futbol hayatı sürdüğünü merak ediyorlardır. Kariyerine neden Filipinler'de devam etme kararı aldın? Bununla başlayabiliriz. Öncelikle burada bir oluşum vardı. Ben geçen yıl Avrupa'da oynamıştım. Buradaki oluşum içinde hedeflerime daha yakın olduğu için ve ayrıyeten Asya Şampiyonlar Ligi'nde bulunduğu için gelme kararı aldım. Şu anlık böyle ilerliyor. Peki senin şu anda orada yer aldığın takım ve Filipinler Ligi hakkında da biraz bilgi verebilir misin bize? Filipin Ligi çok fazla gelişmiş bir lig değil ama dediğim gibi geçen yıl ligimizi ikinci bitirdiğimiz için şampiyonaya katılma gibi bir imkanımız oldu. Bu imkanda bana çok şey katacağını düşündüm. Bu yüzden dolayı buraya geldim. Zaten Avrupa'ya bakarak çok gelişmiş yerler değil ama kendi çıkarlarım için, kendimi geliştirmek adına buraya geldim diyebilirim. Peki şöyle kuş uçuşu baktığımızda Türkiye'den 8.800 kilometre uzaklıktasın. Peki bu kadar uzak bir ülkede futbol oynamak, top koşturmak nasıl hissettiriyor sana? Benim için normal çünkü Türkiye'de de zaten hiçbir zaman evime yakın yerlerde futbol oynamadım. Her zaman uzak bölgelerde futbol oynadım. Hatta ülkemizin çeşitli bölgelerinde futbol oynadım. Daha önceden yurt dışı deneyimi yaşamıştım iki tane ülkeye giderek. Buraya gelmek benim için artık normal. Hedeflerime giden yolda fazla uzaklığı düşünmüyorum. Peki Filipinlere gidiş hikayen nasıl? Biraz aslında geçmişten de bahsedelim istersen Türkiye'deki kariyerinden. Yani Filipinlere ilk başta zaten ben profesyonel bir sözleşmem vardı ve iki tane ağır sakatlıklar yaşadığım için amatör lige dönmüştüm. Amatör lige dönmeden önce Alanya'da 2019'daki dönemimde A takıma çıktığım zaman Avrupa'daki menajerler benimle iletişime geçmişti. Bu iletişimi ben güzel değerlendirdim. Onlarla iyi bir arkadaşlık kurdum. Amatöre döndüğüm zaman da onlar bana inanarak devam ettiler ve bana bir kapı araladılar. Ben bu nedenle Avrupa'ya ilk çıkış hikayemi başlatmış oldum. Filipin'in şu an başkanı Türk iş adamı ve geçen yılki hocalarımız da Türktü. Beni takip ediyorlardı. Yani neticeye baktığımız zaman güzel bir iletişim halindeydik. Buraya gelmem için teklifte bulundular. Ben de geldim. Peki senin gibi Filipinler'de futbol oynayan başka Türk futbolcular var mı? Bir tane Türk kardeşimiz var. O da Hatay'dan gelmişti. Arda Çınkır. Şu an iki kişiyiz burada. Peki neden Filipinler diye soracağım. Çünkü acaba ileriye dönük kariyer planlamanda başka ülke ligleri de var mı? Mesela Asya gibi. Tabii ki de var ama her zaman önceliğim Avrupa. O yüzden dolayı burada dediğim gibi bu şampiyonaya katılarak kendi kariyerimi biraz daha güçlendirebileceğimi ve bu büyük arenada biraz daha iyi işler yapabileceğimi düşündüm. Tekrardan Avrupa'ya dönmek, Avrupa'nın da önde gelen iyi kulüplerinde forma giymeyi arzuluyorum. Peki gelecek planlamanda tekrar Türkiye'ye dönmek var mı? Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorum ama kendimi daha fazla geliştireceğim için Avrupa'da futbol oynamak her zaman daha iyi geliyor. Umarım kendi kariyerimde yaptığım planlama benim arzuladığım şekilde ilerler. Peki Japonya ve Çin'de de futbol biraz daha gelişmiş durumda aslında. Oradaki ligler hakkında düşüncelerini de merak ediyorum. Yani Filipinlere bakarak çok zirve olan, tap olan yerler oralar. Zaten bizim ülkemizde de Burak Yılmaz gibi yani birçok yıldız futbolcu gelip Çin Ligi'nde, Japonya Ligi'nde futbol oynadılar. Hem maddi olarak hem bir futbolcuya katacak olarak, kalite olarak çok iyi bir ligleri var. Peki Filipinler'de hangi dil konuşuluyor?
Genel olarak İngilizce konuşuluyor ama kendi Takım dilleri de var. Takım. içerisinde hangi dil ağırlıklı? İngilizce konuşuluyor. Peki son olarak biraz da kısaca Süper Lig'e değinelim. Bilmiyorum takip etme şansın oluyor mu buraya ama ne düşünüyorsun şu anda şampiyonluk yarışı hakkında? Ben Galatasaraylıyım. Umarım Galatasaray şampiyon olur. Çok güzel bir lig var. Çok güzel bir tempo var. Adana Demir de favoriler içinde benim için. Çünkü iyi bir şekilde ilerliyorlar. Umarım dediğim gibi benim tuttuğum takım şampiyon olur. Peki çok teşekkür ederiz vakit ayırdığın için. Kariyerine en başarılar dileriz. Kendine iyi bak. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.